hayatın içerisinde bildiğiniz gibi hepimiz bir takım olgulardan ilham alırız. Ben de Sandro'nun resimlerinden esinlenerek almış olduğum etkileşimden dolayı kafamda kurgulamış olduğum bir sergiyi canlandırmak istedim veya hayata geçirmek istedim. Ve bütün bu konu karşıma çıktığında ilk öncelikle dedim ki biz çok ciddi bir team olmalıyız. Onun için de Dream Team adını verdiğimiz bir ekip oluşturdum. Yaklaşık bir yıl sürdü çalışmalarımız. Ve bu bir yılın sonunda her şey tamamlandığında işte o sihirli düğmeye bastım ve In Dreams adı ortaya çıktı. Her iki sanatçı da kendi branşlarında son derece değerli insanlar. Tabii birbirinden ayırmak da lazım bunu. Bir tanesi çok yeni, diğeri 40 yıllık bir sanatçı. Fakat iki sanatçımız da farklı kulvarlarda çalışmalar yapıyor. Çok başarılı. Düşündüğümde bu iki güçlü karakterin özgün, yalın çalışmalarını bir arada sergilemelerinin ortaya çıkartacağı pozitif sinerji çok önemli olacaktı. Her ikisi de eksik olmasın. Benimle beraber çalışmayı kabul ettiler ve sergimiz başlamış oldu. Kavart Galeri Türkiye'nin ilk vakıf galerilerinden. Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı İnce Aksoy kendini, yıllarını sanata vakfetmiş bir insan. Ve vakfın geliriyle de yeni genç sanatçıların yetişmesini destekliyor. Ben de ve kuruluşumuzla bu güzel çalışmaya bir de dedik ki sanata, sanatçıya ve eğitime biz de bu şekilde ikinci bir katkıda bulunalım. Ve böylece Ekavart Galeri ile çalışmaya başladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sergi olacak. Şimdi bu sergi için üretilmiş işler bunlar. Yani bir senedir toplam bu sergi için çalışıyorum ama tabii daha önce Karma sergilere katıldım. Contemporary'de işlerim yer aldı. Yani ben kendimi iç dünya ve bu işlerle ilgili söyleyebilecek şeyim şu. Sonuçta bir herkesin üstünde resimleri anlatmamızı isterler. Fakat bana göre yani işlerin kendi kendisinden başka bir amacı yoktur aslında. Çünkü herkes bu dünyayı, kendi içinde yaşadığınız dünyayı tercüme etmek için bir dil kullanır herkes. Ve bazen yeni yeni kelimelere ihtiyaç duyarsınız. Bu onun gibi bir şey ve bir şekilde çoktan kaybetmiş olduğumuz, neyi kaybettiğimizi bile hatırlamadığımız bir dünyayı bir şekilde anımsama çabası, bir o geri dönük bir bakış yani çocukluğumuza, bir takım hatırlayışlar bunlar küçük küçük benim iç dünyam ve soyut dünyaya, soyut düşünceye, soyut sanata her zaman daha yakın durdum. Herhalde o müdahaleci olmayan yapısından ötürü güç kullanmayan bir yapısı var soyut düşünmenin ve soyut sanatın. Sanıyorum ondan ötürü o bana hep çocukluğumdan beri daha yakın geldi ve hep ve çocukken de kavramsal düşünmeye ve soyut düşünmeye çok doğal olarak çok yakınsınızdır. O onun yavaş yavaş bir yerlerde bitmeye başlar, bitirtirler ve onun tam olarak nerede bittiğini de o geçişi de hatırlamak da biraz güçtür. Ben hep onu oraya bir dönüş, onu hatırlama çabası içerisinde olmuşumdur. Çünkü gerçekten de yaşadığımızı hissettiğimiz gerçek manada hissettiğimiz kayıp bir zaman. Dır o. Yani ben şunu yaptım, şu amaçla yaptım,
burada şunu anlatmak istedim diye bir şey yok. Bir şey yapıyorsunuz, onu siz de tam olarak bilmiyorsunuz. Bu eriyen lavların sonradan kömürleşip kendi anlamını kazanması gibi bazen daha sonradan da bir anlam siz bakıp ne olduğunu siz de anlayabiliyorsunuz. Ya bu öyle bir şey benim için. Yaparken eğlendiğim işlerimi Sandra ile beraber sergilemek tekrar beni gerçekten çok mutlu etti. Harika bir düzenleme. Bütün arkadaşlara, herkesin emeğine müthiş saygı gösteriyorum.